Bakınız şunu söyleyeyim. 15 Temmuz öncesinde bizim Milli Savunma Bakanlığı adeta Genelkurmay Başkanlığı'nın tedarik başkanlığı gibiydi. Ve bakan olarak ben, bakan yardımcısı olarak Şuay Bey'in dışında idari kadroda bir tane sivil arkadaşımız yoktu. Şimdi böyle bir bakanlıkta hafıza oluşur mu? Süreklilik sağlanabilir mi? Şimdi arkadaşlar yeni modelde askerle sivilin iç içe çalıştığı, hiçbir kararın mümkün olursa sadece asker tarafından ve sadece sivil tarafından alınmadığı, bütün kararların ortak alındığı bir yapıyı kurguladık, şu anda da hayata geçiriyoruz. Artık askerle sivil birlikte çalışacak. Birlikte çalışmanın Türkiye'ye kazandıracağı en önemli unsur ön yargıdan kurtulmak olacak. Askerin sivile, sivilin de askere karşı ön yargısı bu birlikte çalışmayla aşılabilir. Bu alana çok önem veriyoruz ve hedefimiz önümüzdeki 3 yılda %60 sivil, %40 askerin idari görevlerde bulunduğu, bakanlık hafızasının da korunduğu, askeri gerekliliğinde her kararda dikkate alındığı bu yapıyı oluşturmak.